Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Çıkazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla. Yetiştir beni, şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ay evettir abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Buyurun amca, kime bakmıştınız? Baba nerede mi yavrum? Evde, buyurun. Baba, efendim? Bu amcalar seni arıyor. Buyurun, ben Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya. Niye aradınız acaba? Sinan? Kim bu beyler? Bu beyler. Bu beyler herhalde şoförler cemiyetinden geliyorlardır Kaygan'a. Taksicilik mesleğine olan katkılarımdan dolayı bana takacaklar. Magalet takacaklardır yani. Sinan Bey, ben avukatım. Arkadaş da icra memuru. Aa bu. İcra memuru mu? Evet, Sinan Bey'in ödememiş olduğu borcundan dolayı haciz uygulayacağız. Sinan mı? Biz Sinan Kaya diye birini tanımıyoruz kardeşim. Gülübük sen tanıyor musun? Tanımıyorsun. Kaygan'a sen tanıyor musun? Tanımıyorsun. Can Afacan Şakraman sen tanıyor musun? Tanıyor. Burada kimse tanımıyor. Hadi çıkın çıkın çıkın. Hadi çıkın. Sinan Bey lütfen. Ay Sinan, nereden çıktı bu icra ya? Ya ikide bir de bana lütfen istirham ederim Sinan deyip durmayın. Ben Sinan değilim. Ben Yusuf'um. Hatta şu anda tam bir Yusuf'um yani. Sinan Bey. Hiç numara yapmayın. Kim olduğunuzu biliyoruz. Satın almış olduğunuz buzdolabı senetlerini ödememişsiniz. Ne? Aa, bir dakika. Biz sana o buzdolabının senetlerini ödeyesin diye paralarını tıkır tıkır vermedik mi? Boşuna soruyorsun. Atlara yedirmiştir. Ya Kaygan'a ne kadar iftiracısın. Hemen iftira atıyorsun. Ben at yarışıyorum. Atlara yedirmedim o parayı ya. Vallahi oynamadım ben at yarışı. Arada bir loto moto oynamışımdır ya. Allah seni kahretmesin inşallah. Bir icramız eksikti. Hadi arkadaşlar şu televizyonu koltuğu alalım hemen. Hayatta vermem. Hayatta vermem. Onlar benim şahsi eşyalarım. Hem akşama dizim var. Koltuğumda durup dizimi seyredeceğim ben. Hanımefendi, Sinan Bey'in belirtmiş olduğu adres burası. Dolayısıyla almak zorundayız. Allah seni kahretsin. Senin yüzünden düştüğümüz durumlara bak. Kaygan'a o koltuğa otur arkadaşlar. Koltuğu Kaygan'ın üzerindeyken alalım da icra haciz bir işe yarasın. Ya gerçekten terbiyesizsin sen Sinan ya. Bence o koltuğa sen otur. Hem eve haciz getirmişsin hem annenle uğraşıyorsun. Otur. Gülüm, ne yaptın ya? Allah Allah. Bir daha bu eve adımını atmayacaksın sen, tamam mı? Tamam, bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ya durun ya. Nereye gidiyoruz? Yürü. Nereye gidiyoruz ya? Hadi. Nereye ya? Hadi. Hadi bakalım kızçelerim. Açın ağzınızı. Bakın helikopter gelir. Tırın. Aferin. Ya baba sen de bir alemsin yani. Sabah sabah evin içinde tüfek mi temizlenirmiş? Tamam da kızcağızım. Temizlik imandan, pislik
Limandan gelir. Ay temizlik imandan gelir de uçmanım. Yanlışlıkla bizi temizleme de. Safiye, ben askerde çavuştum. Bu silahları ben böyle gözüm kapalı söker sonra takarım. Hatta nükleer başlıklı füzeleri bile böyle söker sonra böyle takardım yani. Ay Osman'ım, seni bilirim de o tüfek biraz eski değil mi? Ay inşallah piyango biletine para vurur da sana şöyle yeni bir tüfek alırım yiğidim. Hem nasıl olsa 5 tane silaha kadar izin varmış. Ne? Milli piyango bileti mi aldın? Sen benim paralarımı çarçur mu edersin? Ben sabahtan akşama kadar büle direksiyon sallarım. Sen benim paralarımla milli piyango bileti alırsın. Öyle mi? Ya Osman, dikkat etsene ya. Yani az daha beni vuracaktın. Ya vurulsaydım? Vurulmuşsun anne. Ne? Hani nerede? Ben burada kalmayayım. Ay! Ay Osman, Safiye, kendine gel Safiye. Eyvah! Anne! Osman! Anne ölme! Ay, Osman! Ölürüm Osman! Ay bir titreme geldi. Ay Osman! Üşürüm Osman! Aha bak görür musun? Muhallebi gibi titrer bile. Ölürüm Osman! Toprak olurum! Safiye bilir mi? Bilir mi Safiye? Kendine gel kendine. O toprakta bir gün bir çiçek çıkacak. Belki bir arı gelip konacak. Belki de o arı sen olacaksın Osman'ım. Arı nereden çıktı be? Abuk subuk konuşur. Beyin önünü gerçekleşti galiba. Abuk subuk konuşur saçmalar. Samiye büyüme kendine gel Samiye. kız çilerime bu dünyada doyamadı. Bu kan ne biçim kan be tatlı? Osman, kanımı mı emersin, vampir mi oldun? Ne, vampir mi? Ne vampiri be? Bu kan değildir bu be. Ketçup bu, ketçup. Ketçup mı? Tabii, bak. İnanmazsana. Gördün mü? Ketçup. Yürümedin Samiye. Yani. Yürümedin mi? Şükürler olsun yani. Ya sen yüzümüzü kopardın be. Demek öleceğim diye çok korktun öyle mi yiğidim? Sen beni çok mu seversin? Hala ilk günkü gibi aşık mısın bana pehlivan? Samiye ne saçmalarsın be? Yardım hadi. Ben katır silmesini. Al hadi bakalım. Al. Ketçap az gelmiş be. Sen de. Ha seni Sayide avrat olarak alacağım. Ha karşılığında da 20 baş koyun vereceğim. Ama sen de bir erkek çocuk doğuracaksın. Tamam mı? Vay yuvayı kalk koca karıma. Arkamdan ne işler çevireyim. Alo. 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 Kız, telefonun fişini ne çakıyorsun? Benim oğlumun evinde beni telefonla konuşturmayacaksın mı? Ya anne, bu telefonu icat eden sen benim yuvamı yıkasın diye icat etmemiştir, tamam mı? Ya utanmayayım mı sen arkamdan iş çevirip üstüme kuma getirmeye ya? Hey, ne oluyor sabah sabah ya? Sayın. Bu senin karının dili 2 karış uzamıştır. Biye dil uzatıyı. Bir de üstelik biye erkek çocuk bile doğuramamışsan zürriyetimizi kuruttun. Ya anne, madem senin zürriyetin o kadar mühimdi, yapsaydın ya bir erkek bebeme hayalan. Bak göreyim mi sen? Bir de bana laf çarpıyı. Böyle sana bir çarparım, duvarda resmin çıkar ha. Bir erkek çocuk doğuramamışsan. Kuruttu zürriyetimizi, kuruttu. Anne, bu zürriyetsiye benzeyecekse kurusun zaten. Ne istiyorsan kızdan sabah sabah, ayıp değil. Gizli gizli köye telefon ettiyseydin. Abdonun kızı sen hem siyah karı olarak alacakmış. Vay be, avrat tele kulak olmuştur ha. Telefonlarımı dinle. Sait oğlum, hemen evlendiysen bir erkek çocuk yapıysan sen anneyi dinle. Evlenmeyeceğim anne. Evleneceğim. Evlenmeyeceğim. Evleneceğim. Zeyno'cum, canım karım, beni yolcu eder misin? Benim bir denem ilk ve tek göz ağrım.
Zeyno. Tabii sevdim. Kimse gelmedi mi bu düğüne? Ayol kimi kimsesi yokmuş ki. Çöpsüz üzüm, satsız armut. Buralardan değil, kısım akrabası da yok. Pek de güzelmiş maşallah. Tamam. Anne, gelin ablam lavaboya gidecek. Tamam kızım, sen de yanında git. Hadi çocuk. Ben burada bekliyorum gelin abla. Bir şey ihtiyacın olsa ses et. Gelin ablam, nikah memuru gelmiş. Gelin abla. Anne ses vermiyor. Kübra, Kübra. Kübra aç kızım şu kapıyı, iyi misin Kübra? Aa, gelin kaçmış. Aa, altın abla kaçmış gelin ablam. Koş kızım, koş hemen karakola haber verelim, koş. Tırın, 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 tırın. Benim adım Sinan Kaya. Kovdu beni cadı kaygana. Ben nerede yatacağım baba, 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 baba. Buraya oturayım mı Osman Ağa? Ne oldu? Ya hayırdır Sinan? Nedir bu hali oğlum? Nedir bu acı ya? Hiç sorma Nuri baba. Zaten bana felek doğuştan vurmuş. Onunla da kalmamış, bir de ağzımın ortasına uçan tekme çakmış. İşte bu hale geldik. Özet geç Sinan abi, yine ne oldu? Ne olacak Leyla abacığım? Kayganan beni her zaman olduğu gibi evden kovdu. Ukrayna bile vizeyi kaldırdı. Ben kendi evime vizeyle giremiyorum ya. Allah Allah, kaynanan seni niye kovdu ya Sinancakmış? Sorma Arif'im tarifim. Ufak tefek küçücük şeyler incir çekirdeğini bile doldurmaz ya. Nasıl yani böyle ufak tefek? Küçücük, ana küçücük yani. Ya anladık, küçük de mevzu ne? Ya Seyit'im, icra gibi, haciz gibi basit, insanı şey yapmayacak şeyler yani. Uy, haciz mi? Buzdolabının senetlerini ödemedim diye eve icra geldi, haciz geldi. Kaygaramın bazı eşyalarını aldılar götürdüler. Ufak dediğin bu mu? Haciz yani ufak. Kaynanan seni öldürmediğine dua et. Ben olsam kesin böyle dizime yatırır, böyle kıtır kıtır keserdim yani. İşte o yüzden baba, benim kalacak yerim yok. Ben bundan sonra yine durakta yatacağım artık. Eyvah, yandık. Senin suratını, o memenetli suratını günde 8 saat görürdük. Bundan sonra devamlı göreceğiz demek. Yapımızın psikolojisi bozulacak. Nuri kardeşti, biz bir psikologa görelim topluca böyle ha. Bravo Osman babacığım, bravo. Yani ağzından resmen pal damlı. Lafı 12'den vurdun. Ali Kefal, ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ağzının ortasına bir tane vururum, görürsün sen 12'den vurmak ne demek. Eze bak eze. Ya Sinan Cankış, sen kalacak yeri hiç dert etme. Ciddi mi Arif'im tarifim? Canım kardeşim, beni evine mi davet ediyorsun? Ya ben deliyim ama seni davet edecek kadar da deli değilim yani. Bu durağın kanepesi çok güzel, 10 numara. Yatıyorsun sabah böyle çivi gibi kalkıyorsun ha. Nuri babacığım, kurbanın olayım Sinan abicim, ha buraya yatmasın. Niye oğlum? Ya niyesi var mı? Ha buraları tatiği, kendi çarşafını, yastığını bile toplamayı ben topluyorum. Sinan ya, şimdi yani burası biliyorsun bir iş yeri evladım ya. Otel değil, burada kalamazsın. Bence sen evine git, kaynanana rica et, yalvar, kendini onlara affettir. Yani aile düzenine, o mutlu yuvaya geri dön. Hadi canım, hadi.
Benim adım Sinan Kaya, kovdu beni cadı kaygara, peşinden de Nuri Baba, 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 baba. Dilek, şu gazeteyi ver de piyango çekilişine bakayım. Eğer zengin olduysak bu kenar mahalle dilberiyle hiç çene çalmayalım. Beş yıldızlı otellere koşa koşa gidelim. Aman beş yıldızlı oteller de seni bekliyordu hasbam. Bak da biletine, bekletme beş yıldızlı otelleri. Ay Safiş, yoksa sen de Sinan gibi gittin talih oyunlarına mı sardın ha? Sorma Gülbin ablacığım, babam az daha annemi öldürüyordu biliyor musunuz piyango bileti aldı diye. Oh, ellerine sağlık Osman Aga'nın. Safiş'i öldürürken bizim gereksiz damadı da aradan çıkarıverseydin. Anne! Ne? Söyle bakalım Rümeli'nin şişmeni, ne istiyorsun benden? Osman, hani sen sabah beni piyango bileti aldım diye öldürecektin ama... Iskaladım Sabiha, çok özür dilerim ama bir dahaki milli piyango bileti alırsın, o zaman seni kesinlikle vuracağım yani. Sen de yoksa Sinan gibi bile iddia piyango müptelası mı oldun başımıza be, ha? Ay Osman'ım, yeni bilet almamıza gerek yok ki. Zenginiz artık. Ne? Zengin miyiz? Nasıl zenginiz be? Osman, müjdemi isterim. En büyük ikramiye bir de çıktı. Milli piyangodan büyük ikramiye mi kazandık? Allah! Ne oldu Osman Aga? Yırttınız Osman abi, yırttınız. Babacığım, babacığım, bir zengin olduk biliyor musun? Osman, kuaförün arka sokağından gel beni al da gidip paraları tahsil edelim yiğidim. Seni akşam paralara boğacağım. Yürüyorum lan, para çıkmış. Allah! En yakın arkadaşı. Sabahlara dayanamam Osman Aga. En iyi arkadaşımsın Osman Aga. Çekil, 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 susa. Paranın kokusunu aldın, sülük gibi yapışırsın. Karımı emeceksin değil mi? Hadi kaç yıl, çekil, hadi git. He, kış, kış. Doğru söylüyor Osman babacığım. Git sen abiciğim, git. Vallahi Osman babacığımı rahatsız etme. Ne kadar sevindim, biliyor musun Osman babacığım? Sen de çekil. Ya ben, susa. Senin de ondan kalır yerin yok. Ya bırakın ya, laballi, Allah Allah. Rahat bırakın adamı. Bak.
Pardon Nuri baba. Nuri kardeşler, ben gideyim Safiye'yi alayım, Milli Piyango İdaresi'ne gideyim, parayı alayım, eve gideyim. Ha? Tamam Osman, yalnız ne olur ne olmaz tek başına gitme. Bizim çocuklardan birini al yanına. Tamam Nuri baba, sen merak etme, ben Osman Aga'yı yalnız bırakma. İyi tamam da bunu istemem, bunu hele hiç istemem. Gelmeyin, gelmeyin, hadi kış, 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 kış. Hadi kız, kız, gelmeyin peşine, gelme. Çabuk, çabuk, çabuk. Sakin ol Osman Aga, hadi. Takip et, takip et, çabuk. Yavrulara bak be, çil çil. Karlı iş oldu. Allah bereket versin. Artık önümüzdeki düğünlere bakacağız. Eyvah polis! Çoktan ihbar etmişlerdir. Kızım Kübra dikkat çekmeden arazi olmaya bak. Maşallah, maşallah. Ay parçası gibisin ha. Pı 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 maşallah. Ha, ne sebepten gelmişsen? Şey, Cemile abla burada mı oturuyor acaba? Yok yavrum, burada Cemile oturmuyor. Burada hanıma Fatma oturuyor. Yani ben. Hay Allah ya. Bana bu adresi vermişlerdi. Ta Kayseri'den kalktım geldim. Cemile ablayı nereden bulacağım ben şimdi? Uy, Kayseri'den gelmişsen. Eylemi, sen çok yorgunsundur. Gel seni içeri alalım. Hadi biraz soluklan. Hadi bakalım. Hadi. Maşallah, maşallah. Nerede kaldı ya? Nerede kaldı? Gelemedi. İşte geliyor. Aman ne kıskanacağım be. Ay vallahi Osman Aga, kendimize çıkmış kadar sevindik. Safiye ver bakayım şu bileti, bir kontrol edeyim. Sen doğru dürüst bakmamışsın. Ben niye yanlış bakayım Osman ya? Ben angut muyum ki yanlış bakayım? Ben kontrol ettim doğru. Ver bakayım. Aman al bakalım kontrol memuru Osman Bey. Bizim tekerlenge yapıştı. Bu Mert'in arabası. Nereden senin oğlum? Tamam canım, Mert benim en yakın arkadaşım. Ha Mert'in arabası ha benim arabam, ne fark eder ki? Saçmalama Sinan abi, Osman abinin biletine mi konacağız? Heh, aferin Mert kızanım. Hadi Mert git arabayı biraz geri al da bilatımızı alalım. Ha. Hadi. Giderim mi? Buraya. Dokunma be. Üst ol. Ben bunu alacağım. Ay dur Osman abi, o sakızda falan yapışmış lastiği, elleme. Eyvah, ne yapacağız şimdi peki? Ben alacağım bunu şimdi. Ya dur, çekiştirip durma, yırtacaksın bileti. Ne yapacaksın şimdi? Bu işin bir tek yolu vardır. Nedir? Lastiği sökeceğiz, Milli Piyango İdaresi'ne öyle gideceksin. Abu. 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 Tı 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 tı. Maşallah. Çok da güzelmişsin ha. Ha bakalım senin adın nedir? Kübra efendim. Ha çok güzel, çok güzel. Ha peki evli misin, bekar mısın? Bekarım. Vay vay vay, bu da çok güzeldir ha. Ha Kübra, kardeşlerin var mıdır sen? 7 kardeşiz, 6 erkek bir kız. Maşallah, maşallah.
Fatu anne, bileğindeki bilezikler gerçek mi? He, hepsi gerçek. Bak, saf altındır ha. Bende altın çoktur. Çünkü ben hanım ağayım. Maho ağanın ex girlfriend'i. Öyle maşallah. Maşallah. Bak Siyah, ne diyeceğim kızım. Benim bir tane oğlum vardır Sayın. Allah'ın emriyle seni ona istesem kabul eder misin? Bu da resmidir. Yakışıklıymış Seyit. Ya Tom Cruise'udur benim oğlum. Tom Cruise. Çok yakışıklıdır. Ne desem bilmiyorum ki. Çok ani oldu bu teklif. Canım sen prensipten kabul et. Gerisi teferruattır. Anbaşlık parası da vereceğim. Ne kadar vereceksin? 10.000 galiba. 10.000 mi? Hı. Çık sen çık. 15 olsun. Çık daha çık. Aa canım sen de yani ortalığı kızıştırıyorsun ha. 20.000'den aşağı kuruş olmaz. 20. Hadi ben senin hatırını mı kıracağım? Helali hoş olsun, anlaştık. Seni anneyden babaydan gidip istemem lazım ha. Benim annem babam yok ki. Ben çöpsüzüm, sapsız armudum. Hadi be. Olsun canım, senin anneyin de babayın da ben olurum. Öp bakalım anneyin de babayın elini. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Oo merhaba. Hoş geldin Kırım Kongo kenesi Sinan. Niye öyle söyledin babaya? Oğlum adama para çıktığını duyduğundan beri kene gibi yapıştım be. Mert, taksi nerede oğlum? Yoksa kaza mı geçirdiniz? Yok baba, kaza yapmadık. Gülben yengeciğimin kuaförüsünü ta arkasına park ettik. Sebep? Çünkü Osman Aga'nın bileti elinden uçtu gitti. Mert'in taksinin tekerleğine yapıştı. Bilet tekerleğe mi yapıştı? Nasıl yapışır oğlum? Aslında önce sakız yapışıyor baba tekerleğe. Ondan sonra bilet de sakızı yapışınca bir türlü çıkmak bilmedi yani. Allah Allah. Eyse Osman Aga da tekerleği söktü, aldı götürdü. Nereye götürdü? Milli Piyango İdaresi'ne baba. Hayda. Arkadaş işe bak ya. Millet deliye hasret, biz akıllıya hasret. Buyurun efendim Akasya Durağı. Tabii efendim var. Adresi alayım. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Sinan fırla. Necip Bey Sokak 42, hadi bakayım. Hemen baba. Tırın 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 tırın. Beyefendi yanlış geldiniz galiba. Burası lastikçi değil, piyango idaresi. Yok yok, doğru geldi. Bendeniz büyük ikramiye talihlisi Avrupalı yağlı pehlivan Osman Şentürk. Ben de eşiyim. Ben de kızıyım. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilet nerede? Bir dakika. Buyurun bilet. Bu mu bilet? Evet. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Pardon. Pardon efendim. İşte buyurun. Efendim bu bilet sakız ile böyle lastiğe yapıştı da. Bilet yırtılmasın diye lastiği de söküp getirdik beyefendiciğim. Çok ilginç. İlk defa büyük ikramiye bir tekerleğe çıkmış olacak. Duydun mu Sami? Bak sana tekerlek dedi beyefendi. Evet, çok komik bir adam. Neyse şu numaraları bir kontrol edelim. Buyurun. Bu biletin son rakamı yok. Nasıl olur? Ya oradaydı. Buyurun bakın, yırtılmış. Nasıl olur ya? Ama yemin içerim ki burada son rakam vardı. Yani büyük ikramiye çıkan bilet budur beyefendi. Evet, biz şahidiz. Büyük ikramiye gerçekten de bu bilete çıkmıştı. Hatta bütün mahallemiz şahit. Hanımlar, bu işler şahitle falan olmaz. Biletin üstündeki numaraların tam olması lazım. Yönetmelik böyle, ikramiye veremem. Eyvah eyvah! Gördün mü Safiye? Büyük ikramiye bile güvercinin kanadında uçtu gitti. Oğlum, mültecileri tıra yüklediniz mi?
Yunanistan sınırını geçene kadar. Yunanistan sınırını geçtin mi yırttı. Bize karada ölüm yok. Yunanistan'da onları bir daha başında bırakır gideriz. Korkmayın, korkmayın oğlum. Korkmayın. Bana da ben aldığım paraya bakarım. Allah Allah. Ya burada anlamayacak ne var? Yunanistan'a gidiş adam başı 700 dolar alacaksınız. Tamam bekleyin ben geliyorum. Tamam. Pardon güzel abicim, istemeden o güzel sohbetinize şey oldum, kulak misafiri oldum da siz Yunanistan'a adam falan turist falan mı götürüyorsunuz? Nesiniz ya? Tur operatörü mü? Ne abi meslek? Onun gibi bir şey. Aa, çok güzel. Ya abi benim şimdi kayganamla aram kötü. Biz biraz dalaştık da onu affettirmem lazım kendimi. Yunanistan'a göndereyim diyorum. Nasıl yapacağız abi vize işi falan filan? Vizeye hiç gerek yok. Biz de Rusya gibi bütün vizeleri kaldırdık kardeşim. Nasıl kaldırdınız ya? Şimdi biz Yunan adaları üzerinden günübirlik giriş yapıyoruz. Böylece vize istemiyorlar. Sonra tanıdık oteller filan var. 2-3 gün bizi idare ediyorlar. Sonra dönüyoruz. Çok güzel. Zaten kayganamın vizesi olsa en fazla 3-4 gün dayanırlar kayganama. Sonra tekmeyi vurduğu gibi sınır dışıdır abi. Ya şimdi sen ne diyorsun? Göndereceğim mi kaynanayı? Tamam abi. Ben hem kayganamı hem eşim Gülübik var onu. Bir de eşek Spas ellerinden öper oğlum var canı. Üçünü birden göndereceğim. Sen yalnız adam başı 700 dedin değil mi? Peki üçünü 1500'e şey yapsak 1500 dolar olsa yuvarlak hesap olmaz mı abi? Olmaz ama... Hadi seni kırmayayım, senin hatırın için olsun. Eyvallah, sağ ol abicim. Yalnız, bizim araba 2 saat sonra kalkıyor, acele etmeniz lazım. Abi, 2 saat mi? Ne kadar hızlısınız, ne kadar... Tamam, ben o zaman hemen haber vereyim, hazırlansınlar abi. 1 saniye izninle. Sinan arıyor. Bana bak, sakın gevşeme. Güler yüz göstermeyeceksin ona. Artık bir daha o eve adımını atamaz o. Tamam. Efendim Sinan? Gülübik nasılsın yavrum? Bana bak, kayganama kendimi affettirmenin yolunu buldum ha. Boşuna uğraşma Sinan. Annem seni kolay kolay affetmez. Haklı da kadın, nasıl affetsin? Eve haciz getirttin. Ya bir dur Gülübik ya, bir lafımı dinle ya. Hemen ne bıdı 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 şey yapıyorsunuz ya. Bıdı bıdı çekirge yani. Gülübik, sizi ben var ya Avrupa'ya gönderiyorum, Avrupa'ya tatile. Ne? Avrupa tatiline mi göndereceksin bizi? Ciddi misin sen? Ay, anne Sinan bizi Avrupa tatiline göndermiş. Ne versene şu telefonu. Canım damadım, duyduklarım doğru mu? Avrupa'ya mı gönderiyorsun bizi? Tabii kaygana, tabii. Gerçi seni Avrupa'ya göndermem Türkiye'nin imaj adına kötü bir puan olur ama... ne yapalım, sen ye, iç, gez, eğlen. Beni affet yeter ki kaygana. Ay affettim tabii, affetmem mi? Canım damadım. Hadi bakalım, hazırlanın. 1-2 saate kadar gelip alacağım sizi. Hadi bakalım, oh oh oh. Hadi bakalım, oh oh oh. Ay tamam, tamam, anladım. Tamam, görüşürüz canım damadım. Çiz. Ya gördün mü, bir de beğenmezdin kocamı. Sinan bizi Avrupa tatiline gönderiyor. Ne haber? Kız hadi konuşmayı bırak. 2 saat sonra tur kalkıyormuş. Bir an evvel evimize gidelim. Çanta hazırlayalım. Ay tamam hadi. Efendim anne ne oldu? Eve mi geleyim sebep? Tamam kaydı kapat geleyim. Ne oldu Seyit? Fatoni'yi niye çağırmış? Kötü bir şey yok değil mi? Yok canım, kötü bir şey yoktur öyle. Gel bir konuşalım dedi. Ağam ben bir gideyim mi eve? Tabii git oğlum hadi. Tamam. Ah canım kardeşlik be. Benim yüzüm hiç mi gülmeyecek bu dünyada be? Ha? Ya Osman ya. Sen ne biçim adamsın ya? Allah Allah. Yani Allah gözünü doyursun. Biletine 3 milyon lira çıktı. Hala su koy veriyorsun, mutsuzum diyorsun oğlum. Osman babacığım, portakalı sıktım, suyunu çıkardım. Buyur afiyetle iç. Tamam tamam, sonra içerim. Ben de gelirken baklava aldım, buyur. Löp löpet olsun. Ben de seversin diye börek aldım sana gelirken Osman abi, buyur. Tamam da ben şimdi bir şey anlatacağım. Ya kardeşlik, ya bu bizim bilet işi var ya, bilet. Yattı. Yattı mı? Nasıl yattı oğlum? Şöyle yattı. Ben bu bileti tahsil etmeye gittim ya. Tam o sırada bir rüzgar esti. Bu bilet elimden puf diye uçtu gitti. Gitti lastiğe yapıştı. Ondan sonra çıkartmaya çalıştık. Çıkartamadık. Herhalde bu yapıştı burası. Bir baktık ki bunun son numarası bile aşınmış.
hikayesi bu işte. Aşındığı için bir numara eksikti bu bileti. Vermediler bunun parasını. Hayda, çok üzüldüm Osman ya. Ben de çok üzüldüm. Haydan gelin huya gider Osman abi. Çok doğru. Ben portakal pişirdim. Ne oldu ya? İpem bu portakalı kendim için sıkmıştım. Öyle mi? İyi o zaman. Bak baba. Biz gerek yok Osman abi. Şeker hastasısın sen. Dokunur. O kadar dolaştım, o kadar dolaştım. Gübeli mideme yazılır. Ben de daha az börek yerim. Yok Osman abi sana börek börek. Ben de açım. Nuri kardeşlik. Şimdi bir kere daha anladım ki... Yani ye kürküm ye dünyasıdır bu. Hayırdır anne, ne oldu? Niye çağırdın bizi? Aa, hayırdır, hayırdır. Size müjdeli bir haberim vardır ha. Ya anne, yoksa köye geri mi dönüşsen? Ya dönmeseydin hemen kalsaydın biraz daha. Zeynum, belki fikrini mükrünü değiştirir. Hadi sen anneyin bavullarını hazırla, ben de otobüs biletini alayım ha. Hemen. Dört kaz çarpası sayrak. Nereye gidiyorsun ha? Ben buraya kazık çakmaya gelmişim ha. Seni evlendirmeden hiçbir yere gitmeyeyim Seyit. Siyah kız bulmuşum. Ne? Kız mı bulmuşsun? Ona kız diyeni Allah çarpar ha. Görmeniz lazımdır. Bu sümüklü Zeynep gibi değildir. Böyle öyle bir ışıltısı vardır ki... ...gözleri kamaştıran masal prensesi gibidir sanki. 90-60-90. Aha işte. Siyah alacağım prenses budur ha. Çayını getirdim Fatu anne. Anne, senin beynin yine böyle sıvılaşmış ve contalar teker teker artmaya başlamış yine ha. Niye ne güzel kız işte bak, tıpkı Hürrem Sultan gibidir. Maşallah. Ya Seyit bir şey söylesene, bir şey yapsana. Ya anneyle iki çift laf etsene. Ya bir şeyler yapsana, mani olsana bu evliliğe. Zeynep dur, anne ben evlenmem ya. Vallahi billah evleneceksin sen. Zürriyetimizi devam ettirmek için bu aşirete bir erkek bebe çarptılar. Ya anne tutturmuşsun bir erkek bebe diye ha. Sanki bir bebe olmasa aşiretin zürriyeti kuruyacak. Tövbe yarabbi ya. Yeter ya. Ben kızımı alıp gideyim. Of! Zeynep benim ne günah... Zeynep... Ama ben bırak kızın ha. Sen dini serbest bırak. Dönerse senindir. Dönmezse eğer zaten senin olmamıştır. Anne, bak benim canımı sıkma tamam mı? Ben karımı seviyem. Başkasıyla da evlenmem. Bu kızı da derhal yolluysan o kadar ha. Sen bakmayasan o yarım akıllıya. Nikahta keramet vardır ha. Bir koynuna girdin mi her şey tatlıya bak. Hadi bakalım. Hazırlan da Siye çarşıdan altın almaya gidelim. Ay geldi geldi. Hadi bakalım. Tamam mı kaygana? Affettin mi beni? Eve dönebilir miyim artık? Affettim affetmesine de. Şu Avrupa seyahatine bir gideyim geleyim ondan sonra karar vereceğim eve gelip gelmemene. Bayılacaksın kaygana, bayılacaksın hiç merak etme. Avrupa sana bayılacak, sen de Avrupa'ya bayılacaksın. Bana bak ha, oradan gelirken bize bir tane cici baba getirsene. Adı da Yorgo olsun, Yorgo. Ay edepsiz. Ha, zavaka, nasıl da hoşuna gitti. Eğer Yorgo getireceksen öyle çilsizini, çulsuzunu bulma. Zengin olsun, kodaman olsun, hatta mümkünse Yunanistan'ın yarısı onun olsun. Hele bir gidelim de ondan sonra teklifleri değerlendireceğim. Hadi bakalım, oh oh oh! Hadi bakalım, oh oh oh! Ay hadi tamam, geç kalacağız, yürüyün gidelim. Tamam tamam, al onu o çantayı, Nerede kaldınız kardeşim ya? Tamam abi, geldik geldik, dur geldik hemen. Gel oğlum, aç bagajısı. Hadi hadi, araç kalkacak. Sizi yetiştireceğiz lan, sallanmayın. İlk eksini yazdım hanene Sinan.
Bu ne biçim tur şirketi? Sanki turist taşımıyor, koyun taşıyor yol ha. Teyzeciğim, dırdırı kes de acele et. Araç kalkacak. Teyze senin anandır, tamam mı? Ondan sonra turizm sektörü niye ilerlemiyor diyorlar. Nasıl ilerlesin? Kalifiye eleman mı var? Şunun tipine bak, tipsiz. Ya anne Allah'ın aşkına ya başlama. Daha yolculuk başlamadı. Sen salça olmaya başladın insanlara. Ya bana bak kardeşim. Sen benim kayganama en güzel yerden şey vereceksin, koltuk vereceksin, tamam mı? Yani üzme benim kayganamı. Tamam kardeşim. Aracın VIP bölümünü ayarladım seninkilere. Gördün mü? Parayı vereyim. Vereyim abi. Buyurun Benjamin Franklin'ler tam 1500 dolar. Ay çok heyecanlıyım ya. İlk defa Avrupa'ya gidiyorum. Evladım bir gidelim, şeytanın bacağını kıralım. Bundan sonra sık sık gideriz. Oh. Hadi kaygan hadi. Oradan kendine güzel bir koca bul. Yorgo bul hadi. Hadi iyi seyahatler, iyi eğlenceler canım benim. Canım. Oğlum can afacan şakraban. Bol bol fotoğraf çek, tamam mı oğlum? Hadi eşeğe sipasın. Hadi bakalım iyi eğlenceler. Yahu sen ne diyorsun evladım, olur mu öyle şey? Siz zaten evlisiniz ya. Çocuk dersen çocuğunuz da var. Ya bakalım ben de öyle dedim de. Anayı kafayı yemiş. Tutturmuş erkek bebe değil. Neymiş efendim, zürriyetimiz kuruyacakmış. Bir de gitmiş bir kızı tutmuş kolundan getirmiş. Kız da gelmiş, manyak mıdır nedir ya? Sen ne yaptın peki? Ya ne yapacağım, tabii ki de olmaz dedim. Hangi devirde yaşayık ya? Ya Cankuş kusura bakma ama. Yani zamanında akıl hastanesinde yatmış biri olarak söylüyorum. Senin şu annenin psikolojik bir tedaviye ihtiyacı var yani. Ya kadın gerçekten akıllı bir şey değil. Kafayı çizmiş ya. Deli o ya. Deli. Tabii canım. O kadının deli olduğunu anlamak için yani deli doktoru olmaya gerek yok ki. Arif haklı. Ya o kadın kafasını evlilikte bozmuş bir kere. Ya kendi evlenecek ya bunu evlendirecek. Kadın değil, yürüyen ayaklı izdivaç programı yapımcısı ya. Ya ayrıca Zeyno'ya da yazık oğlum. Ya evet, Zeyno ne diyor bu duruma? Ne desin bacım? Zeyno da çekti gitti. Arayayım telefonu da açmıyor. Nereye gitti bilmiyorum ha. Ben Zeyno'suz yapamam ki ağam. Vallahi biterim ha. Otobüs nerede oğlum? Otobüs yok. Tırla gideceksiniz. Tırla mı? Aa ne tırı ya? Allah Allah, olur mu öyle şey? Tırla hiç Avrupa'ya tur olur mu? Tırla tur olmaz. Canlı hayvan mı taşıyorsunuz? Turist mi taşıyorsunuz Avrupa'ya? Anlamadım ki ben. Ya babamın yaptığı işte bu kadar olur anneanne ya. Bulduğu en ucuz tur şirketini ayarlamış işte. Abuk sabuk konuşup da delirtmeyin adamı. Ben size otobüs diye bir şey söyledim mi? Söylemedim. Araç bu. Binin hadi. Aa manyak mısın nesin ya? Zorla mı bindireceksin? Dövecek misin bir de bizi? Biraz daha konuşursan onu da yaparız. Hop hop ağır ol bakalım. Öyle her kuşun eti yenmez. Benim adım Şaziben. Buraya air conditionlı, çok lüks, konforlu bir otobüs getirmezsen derhal polise gideriz. Polis mi? Ne polis? Ay! Manyak mıdır nedir bu ya? Öldürürüm sizi bak. Çabuk binin şu tura. Ay tabii abi. Bizim Ahlan ve sahlan. Ana müşterki. Ana Arabi, Arabi ana. Ana Arabi. Allah ister alayı. Ana müşterki. Ana Arabi, Arabi. Ay anne bunlar mülteci. Avrupa'ya götürüyorlar bizi ya. Eyvahlar olsun Allah'ım.
Oralarda köle diye satacaklar bizi. Bittikmiş ya, bittik ya. Alo Hasan ağam, nasılsın, iyi misin? He, ellerinden öperim. Şey ağam, ben şey soracaktım, bu Zeyno hiç aradı mı? Aramadı mı? Ne bileyim, hani köye falan gelelim dedi mi diye diyeyim. Yok yok, ters bir şey yok ya. Tamam, ben ararım ha. Haydi. Gel kızım, gel. İyi akşamlar Seyidim. İyi akşamlar. Anne, ben size demedim bacımı gönder diye. Lo Seyid, sen kafayı mı yedin? Böyle güzel bir avrat geri gönderirler mi hiç ha? Baksana, civa gibidir ha. Bak çarşıdan ne almışak Seyid. Altınlar aldık. Vurma bilezikler aldık, bileklikler aldık. Düğünde gelinime takacağım. İnşallah anneciğim. Ya anne, sen delirdin mi ya? Ya sen laftan anlamıyor musun? Ya ben evliyim anne. Bilirsin, hala değilsin, evlen evlen. Evlenmeyeceğim. Anladın mı? Zaten senin yüzünden Zeyno da çekti gitti. Arayayım arayayım yok, arayayım arayayım yok. Kim bilir başına ne geldi, nereye gitti ya? Zeyno kimdir? Ha hatırladım. Senin şu eski çırpısı seyrek avradın. Ne üzülüyorsun oğlum? O karın mıdır ki? Baksana Kübra'ya, birinci ligde oynuyor. Seninki amatör kümede bile değildir. Bacım, bize biraz müsaade eder misin? Anneyle çok özel bir şey konuşacağım da. Tabii. Ben size içecek bir şeyler hazırlayayım o zaman. Aa, canım benim hamarat kızım. Maşallah maşallah. Geldiğinden beri hiç oturmamıştır. Hadi bakalım. Anne, mümkün yok ben bu kızla evlenmem, tamam mı? Ne yap et kurtul. Ya bir de gidip öte beri almışsın, yazık elaleme kızına da ya. Oğlum, Seyid, zürriyetimizin ilerlemesi için bir erkek bebe lazımdır. Ah, senin Zeyno erkek bebe doğuramıyor. Sen mi doğuracaksın? İstesen de istemesen de bu avratla evleneceksin. Başka çare yok. Evlenirim, görürsün. Sohbetinizi böldüm ama ayran yaptım, içer misiniz? Ah getir benim kızım, getir içerim. Senin elinden zehir olsa içerim ben. Manken gibidir maşallah. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Ay kırmızı yok mu Bahar'cığım? Açsınlar. Ay ölüyorum Gülbin. Ay anne, ne kliması Allah'ını seversen ya. Adamlar insan ticareti yapıyor. Baksana halimize, sen hala klima diyorsun yani. Yani işin ciddiyetini kavrayamadın galiba. Ay bırak şimdi adamları Gülbin. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Anne! Anne iyi misin? Derin derin nefes al anne. Anne! Ölürüm, bir şeyler yap. Anne, anneannem ölür, lütfen bir şeyler yap ya. Ah anneciğim, ah ya, yapıyorum oğlum, daha ne yapayım, manyak. Anne, iyi misin anne? Al şunu. Ha ha ha. Ay durdurun şu arabayı. Yardım edin. Kurtarın beni. Ben siz de vurun da alın. Durdursunlar şunları. Durdurun şunları. Yardım edin. Kurtarın bizi. Anne veriyor.
bir ihbarda bulunacaktım. Ah ağlama be Zeyno'cum. Kendini helak etmiyorsun bu ka. Ya Safiye abla, ben keyfimden erkek bebe doğurmayayım. Yani Allah vermiyor işte. Tutturmuş erkek bebe erkek bebe neyi. Zeyno abla biraz yavaş ol lütfen. Zehra içeriden duyarsa çok üzülecek. İyi akşamlar. Ah Zeyno, hoş geldin be kızcağızım. Ya bütün gün seni aradı be Seyit be. Telefonum da kapalıymış. Çocuk seni arayıp durur. Hemen onu bir arayalım yani. Ay arama uzman, aramanın zamanı değil. Zeyno geldiğinden beri iki göz iki çeşme ağlar. Niçin? Seyit abi Zeyno ablanın üstüne kuma getiriyormuş biliyor musun? Ha iyi. Vay olur mu öyle şey bu zamanda be? Eğer şey o onun böyle... Anasının yüzünden olur. Ben Seyit'le konuştum. İmkanı yok. Mümkünü yok böyle bir şey dedi ya. Ya am, sen Seyit'in lafına ne bakıyorsun? O beni gerçekten sevse, bu evliliği istemezse anasını karşısına alır, iki çift laf eder. Mıymı edip duruyor. Ah bak yine ağlamaya başladı, görür musun? Kendini kahretme bu Zeyno ya. Bile olmaz kızcağızım. Kalkıp gidelim, bu Seyit'in deli anasında konuşalım. Hadi kalk. Vallahi gelmem. Ağlarımı arayacağım, gelsinler beni köye götürsünler. Sevgili seyirciler, kaçak gelin iş başında. Daha önce de 3 kez düğünde takılan takıları alıp kaçan Kübra Şengül yine kaçtı. İşte bu kadın, Seyit'i evlendirmek istedikleri kadın. Aa, bu üçkağıtçıymış be. Bu sabah İsmail Ersoy'la evlenen kaçak gelin düğününde takılan takıları alarak kaçtı. Polis şimdi her yerde kaçak gelin Kübra Şengül'ü arıyor. Polis her yerde bu kadını aramış Osman. Hemen Seyit'i arayalım, arayalım haber verelim, tamam mı? Baba hemen arayıp konuş. Dur ağzındaki bitsin. Telefon cevap vermez. Ah, of. Acaba başlarına bir iş mi geldi bunların be? Yavam, yani hemen eve gidip baksak, yani ben Sevdim'in başına bir iş gelirse ne yaparım? Ay Osman, hadi kalk, ne beklersin canım? Dilek, sen de kız şeylere bak, tamam mı? Hadi hadi gidelim bir an evvel, yürün. Bana da haber verin. İşte yukarıdan o bağlı. Hatırlık olun arkadaşlar. Halit! Halit! Çekme kardeşim! Biz çekiyoruz! Yardım edin! Yardım edin dokun! Annem içeride ölüyor! Dokun yardım edin! Tamam. Annesim iyileşecekti. Ay dikkat edin ne olur. Sevgili seyirciler, insan kaçakçıları yine iş başında. Polis ihbar üzerine bir tırı durdurdu. Avrupa'ya gitmek için tırın kasasında saklanan mülteciler yakalandı. Ya yazıklar olsun ya. Bu devirde bu ilkellik olur mu ya? Olacak iş değil. Polis mültecileri bulduğunda havasızlıktan perişan haldeydiler. Yazık bu insanlara da. Tırda ayrıca 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da yakalandı. Bak, bak ne işiniz var sizin Avrupa'da? Bu güzelim memleket dururken niye gidersiniz? Ayrıca kayganam da yok memlekette. Memleketin en güzel anı yani. Annesim iyileşecekti. Aa, Sinan abicim kaynanan dedi de o seni duydu. Aa bak televizyona çıkmış. Aa bu. Cami Gülbin abla da orada. Abu, abu. Nasıl abu abu oğlum? Bu mu senin Avrupa turun?
Utanmıyor musun çoluğunu, çocuğunu, karını, kaynananı insan kaçakçılarına teslim etmeye? Baba ne bileyim ben onların insan kaçakçısı olduğunu. Turizm şirketi zannettim. Tur zannettim ben onu ya. Şazmiyat ablanın haline bak. Kadın öldü mü kaldı mı belli değil. Baba, baba ben hemen hastaneye gidiyorum. Nereden biliyorsun ki hangi hastaneye götürdüklerini? Yolda arar öğrenirim, yoksa kayganam beni öldürür. Ben bittim baba, bittim, bittim, bittim. Ben öldüm ya. Vay! Ay! Ay! Seyit! Seyit! Ne oldu sana be? Uyan çocuğum, uyan! Ya Seyit'im uyan! Uyan Seyit'im! Ah Fatu Hanım! Fatu Hanım! Ah canım, canım, canım! Seyit'im uyan! Ya ablam uyanmayı, sakın zehirlemiş olmasın! Ah yok canım, ne zehirlemesi! Allah korusun! Ha, kaçılın bakalım! Kaçılın! Kaçılın benim Seyit! Niye böyle şimdilişsiz kardeşim ya? Kübra nerededir? Nerededir? Ya biz sana sorarız, sen de bize mi sorarsın? Geç geç geç, ara 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 ara. Geçmiş. Aa çok şükür. Altınların nerede pek yani? Mesulle ayağına kıymık batmış manda gibi bile ay 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 bağırırsam. Ha benim altınları hep kendi altınlarını alıp gelmiştir ha. Haydi bakalım. O kız var ya, o kız hırsızın, dolandırıcının bile önde gideriymiş ya. Hırsız mı? Haberlerde izledik Seyit'im. Yeni gelin soyguncuymuş. Ya eyleme vaadiyle insanları kandırırmış, sonra da böyle altınları alıp kaçarmış. Gitti benim altınlarım. Ve şimdi ne edeyim? Kafamı duvarın bu tarafına mı bırak? Yoksa bu tarafına mı bırak? Bu tarafa mı vuramadım? Takıldı, takıldı. Alo, Şahende abla? Aa, düğününüz mü var? Ne zaman? Ay tabii, tabii geliriz. Altınımızı alır da geliriz canım. Tabii. Hadi görüşmek üzere. Biz o düğüne hayatta gidemeyiz valla. Ne demiş o? Çünkü birincisi babam Şahende teyzeyi pek sevmez. İkincisi de hayatta altın almak için para vermez. Bak kızcığım, kocadan para istemek bir sanattır. Anana bak da birazcık kadınlık öğren. Baban gelince seyret bak ben nasıl isteyeceğim parayı. Ah. Hoş geldin Osman'ım. Safiye çay oldu mu be? Ay demlenmedi Osman'ım. Sen gazetini oku yiğidim. Ay birazdan olur evim indireyi. Ay Osman bir şey söyleyeceğim. Biraz para verebilir misin? Sebep? Sebep şu ki kız şeyler bale kursuna gidecekler. Pahalı değil yani. Ayda ikisi için 1000 lira. Bale 1000 lira öyle mi? Ben parayı sokaktan toplamam Safiye. Çifte telli oynasınlar. Oron tepsinler. Çay da şıra oynasınlar böyle. Hepsi beler. Sen babanın evinde balemi yapardın. Saçmalama Osman. Bütün arkadaşları baleye gider. Benim kızçelerimin onlardan neyi eksik? Fazlaları var senin kızçelerinin. Çünkü babaları böyle bedavadan para kazanmaz. Tamam mı? Ev durağa gider. Haydi. Aa, kahvaltı yapmadın. Anan olacak bu Rumeli'nin şişmanı insan da hiç iştah mı bıraktı? Ben durakta bir şeyler zifteneceğim artık. Allah. ne oldu anneciğim? Hani babamdan parayı koparıyordun? Kızım, ananda plan bitmez. A planı devreye giremediyse B planı devreye sokarız. B planı mı? B planı neymiş? Dün gece baban uyurken cüzdanından kredi kartını yürüttüm. Taksitle satan bir kuyumcuya gideriz, bir set alırız, onu göndeririz ya. Bir dakika, bir dakika. Biz onun şifresini biliyor muyuz? Bundan kolay ne var kızcığım? 1953 Osman'ın doğum yılı. Sapım benim. Ver, ver.
bakayım Nicholas Bey. Şu dükkana bir gidelim de sana da şöyle en güzelinden bir yarenlik yapacak arkadaş bulalım ya. Değil mi? Ne oluyor lan? Ulan iş başa düştü ha. Yaklaşma. Yaklaşma uyarım. Ya vallahi var ya o siyah çanta sana hiç yakışmamış ha. Kırmızısından bulalım daha çok yakışır yani. Sana yaklaşma dedim. Deşerim yoksa. Oğlum biz demirden korksak taksici olmazdık. Ne diyorsun sen müptezel? Tut bakayım şunu be. Dur be. Allah yılan abi. Abi çek şunu gözünü seveyim abi. Abi abi manyak mısın sen ya? Cebinde yılan mı taşıyorsun? Abi. Aç ağzını aç. Geliyor bak. abi kurban olayım çek. Abi, yılandan korkmam yalandan abi. Korktuğum kadar. Abi. Lan. Abi. Ne oluyor burada? Kapkaççı. Sen var ya. Bir daha kapkaç yaparsan timsah salarım üstüne ona göre. Kurtarın beni. Terbiyesiz. Hanımefendi buyurun çantanız. Teşekkür ederim. Valla bana teşekkür etmeyin ya. Siz Nicholas'a teşekkür edin. Onun sayesinde kurtuldu yani. Şey yalnız ben ondan korkuyorum. Ha, korkmanıza gerek yok. Bu evcildir. Yani ev hayvanı kendisi. Dur bakayım Nicholas oğlum. Abla korktu senden. Gel sen şurada uslu uslu bir takıl. Çok cesursunuz. Başkası sizin yaptığınızı yapamazdı. Bu arada ben Bahar. Ben de 6 hececilerden Arif. O 5 hececiler değil miydi? Ya 5 hececilerdi ama şimdi ben katılınca 6 oldu. Çok tatlısın ya. Yok canım o sizin tatlılığınız yani. İlk görüşte aşka inanır mısınız? Hayır inanmam. Vallahi ben de inanmam ya. Çok alemsin Arif. Ama ikinci görüşte aşka inanırım mesela ya. İlk gördüğümde aşık olmamıştım ama ikinci görüşümde zannedersem aşık oldum ya. Ya sen çok tatlısın gerçekten. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Ne bileyim hani beraber bir yerlerde bir şey içebiliriz kahve falan. Çorba da olur. Sonra ne bileyim pide, kapalı pide mesela Trabzon usulü. Sever misin? Pide mi? Ya pide şart değil tabii canım. Hani maksat sizinle beraber bir yerlerde oturup bir şeyler içebilmek. Yalnız benim bugün biraz işim var. Daha sonra seni ben arasam olur mu? Tabii olur. O zaman ben şey yapayım, kart vereyim size. Nicholas dur! Buyurun bu benim kartım. Arif Keser. Telefonum yazıyor. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz yani. Tamam. Görüşürüz Arif. Görüşürüz. Ne güzellik ya. Allah özene özene yaratmış sanki. Gittik karakola, her şeyi anlattık. İnşallah bulurlar anayın altınlarını. Ben de ana yapamam ağam. Vallahi inşallah bulursun oğlum. Hadi bakalım hayırlısı. Seyit abişim, sen en iyisi bu altınların üzerine pis soğuk su iç. Bahar geldi, dallar durdu meyveye. Bayılırım ben sulu sulu ayvaya. Millet gitti aya, biz yine kaldık yaya. Durağın en sahtekar şoförüdür Sinan Kaya. Bayıldım yani. Hayatımda ilk defa senin okuduğun bir şiire yani beğendim. Hele o sonundaki üçkağıtçı Sinan Kaya kısmısı var ya, ona yani bayıldım ya. Ece be kaze. Ya ben Bahar'a sevda şiiri yazacaktım. Yine kaptırdım, vurdum kafiyeye gittim ya. Ama bak değişik bir şey oldu yani. Cankuş bu Bahar kim? Hayırdır? Arif ne oluyorsunuz aşk şiirleri falan? Ya şey yani Bahar, yani bir kız gördüm adı Bahar. O yanımdayken ortalık oluyor ilkbahar. O yanımda değilse her yer oluyor sonbahar ya. Vay 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 kardeşimdeki laflara bak maşallah ya. Vallahi o yanıma gelince gönlümdeki karlar eriyor. İçimde böyle sevda çiçekleri falan açıyor yani. Nuri kardeşlik aramızda kalsın ama bu susak gene kara sevdaya tutuldu galiba. Ama Osman aga baharı görüp de sevdalanmamak mümkün değil. Ne diyorum ben sana içimde böyle bir şeyler pıt 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 atıyor. Sevda çiçekleri filizleniyor yani. Kim oğlum bu kız? Ya vallahi tanımıyorum ben Nuri Baba. Ama bugün bir oturup kahve içeceğiz. Birbirimizi tanımak için yani daha iyi böyle tanışmak için. Arif bak iyice tanı olur mu evladım? Yani bundan evvelkiler gibi olmasın. Sakın ha iyice tanımadan evlenme teklif etme ha. Tabii Nuri Babacığım. Ben zaten yani yaşadıklarından ders çıkaran bir adamımdır. Mesela bir, elektrik faturasını zamanında yatıracaksın. İki, elektriğini kesmesinler. Hemen kesiyorlar. İki, böyle ilk tanıştığım bir bayana evlenme teklif etmeyeceksin. Çünkü başını ağrıyor sonrası. Tabii.
Lan üstünde saksan, hurmayı ne kazmayı. Ne kadar güzel söyledin, anlıyorum. Saksan derken bu var. Şunlara bak, ne kadar şahane. Evet ama çok kalın ya, onlar çok pahalıdır. Anam beşlik simit gibi valla. İyi de ucuz bir şey alamayız ki yani, ailemizin itibarı mevzu bahis. Aslında belki de taksit falan yapıyorlardı. Ay kardeş, altın da ateş pahası oldu valla. Ay valla doğru söylersiniz. Biz de akrabanın düğünü için altın alacağız ama valla yanına yaklaşmaya korkarız. Valla havamı basacağım diyorsan Trabzon burma bileklik alacaksın. Kardeş yanına yanaşamıyoruz diyor. Sen 4-5 bin liralık şeyi söylüyorsun kız. En iyisi ikili vurma. Hem hesaplı hem rezil de olmaz. Of, hadi içeride bakalım. Ay siz anlarsınız bu işten. Bir şey beğenirsek sizinle de danışırız. Tabii tabii. Pardon, isim neydi? Safiye Şentürk memnun oldum. Yüzük bakacağız. Biz de sizin fikrinizi alırız Safiye Hanım. Tamam hadi girelim. Hayırlı işler. Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu beyaz altınlar da çok şık gözüküyor ya. Kızım altın dediğin sarı olur. Beyaz altını satarken zarar edersin. Kardeş biz şey bakacaktık. Aa neydi o? İkili burma Safiye Hanım. Hah, ikili burma. Ne kadar fiyatı onun? Göstereyim efendim. ...1250 liradan başlıyor, 6000 liraya kadar değişiyor fiyatlar. Aa, iyice uçmuş bunlar. Alüminyumla bakılan akraba değil mi bu altın? Onlar da maden, bu da maden. Bu niye bu kadar pahalı maden? Peki kredi kartına taksit falan yapıyor musunuz? Maalesef yapamıyoruz. O beğendiğiniz yüzük yok burada. Hadi başka bir yere bakalım. Biz başka yere bakacağız Safiye Hanım. Öyle mi? Ay zaten biz de gideriz. Burada kredi kartına taksit yapmazlar. Başka yere gidelim biz. Yürü kız, yürü. Yüzük tablolarından biri yok. Allah kahretsin be. Eyvahlar olsun. Çocuklar, son 1000 yılın en kötü kışı yaşanacakmış. İçim ürperdi be. Ya boş ver Nuri Baba ya. Asıl son 1000 yılın en büyük aşkı yaşanacak burada. Evet, son 1000 yılın en büyük aşkı yaşanacak. Bu aşkı da son 1000 yılın en büyük salağı yaşayacak. Vallahi bu sefer ben de merak ediyorum doğrusu. Bilmez misiniz? Bu susağın bundan evvel evleneceği, aşık olduğu kız randevu evinde çalışır çıktıydı. Ya vallahi arkadaşlar, aşkın önündeki hız tümseği gibisiniz yani ya. Öyle diyorsun da abi, tümsekler de kazaları önler. Telefon. Alo, buyurun efendim, Akasya durağı. Evet efendim, var tabii. Nereye efendim? Çeşmealtı sokak 14 numara. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Seyit fırla bakalım, Çeşmealtı 14. Tamam gideyim gideyim de, hani başkası gitse ben arayıp kardeşimin yavuksunu görsem, hani gelinimizi bir göreyim canım. Yahu evladım, işe mi bakacağız, kıza mı bakacağız, hadi? Başka zaman görürsün Seyit'im. Hadi işe işe, sırada ben varım. Oo, hoş geldiniz. İyi günler. Yani senin dahil olduğun bir günün kötü olmasına imkan yok zaten değil mi? O zaten iyi olur. Nuri Baba, arkadaşım Bahar, bahsetmiştim ya. Bahar'cığım, Nuri Baba, işte gerisi de teferruat. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Şey, eli boş gelmeyeyim diye size tatlı getirmiştim. Aa, çok teşekkür ederim. Ne zahmet ettiniz be. Osman aga, bırak o tatlıyı, çek patilerini. Ver onu Nuri Baba'ya. Sen şeker hastasısın. Öyle mi? Şey, bilseydim size başka bir şey getirirdim. Ne yapalım? Bir dahaki sefer artık. Ya otursanız hanımefendi, ayakta kaldı. Teşekkür ederim. Seyit, kalk bakalım sen hadi. Hadi işe hadi. Ha, ben gideyim. Çok memnun oldum yengecim, saygılar. Ali Kemal, hanımefendiye sor bakalım bir şey içer mi ya? Evet Nuri babacığım, vallahi Allah hup diye ağzımdan aldı. Arif abicimin kız arkadaşı, acaba ne içersiniz? Çay mı, Nescafe mi, Türk kahvesi mi, ayran mı, soda mı, ne? Sağ olun, ben bir şey almayacağım.
Zaten sadece çay vardı. Baba ne dersin? Olaylar şaşırtıcı bir şekilde normal gidiyor değil mi? Yani herhangi bir falso maso yok. Gayet normal. Sinan aynı düşüncedeyim. Yavrum bir şey soracağım merak ettiğim için. Sen bu deliği nereden buldun ya? Öyle demeyin. Arif'in deli halleri var ama çok samimi ve çok içten biri. Bu yüzden de herkesi çok kolay etkiliyor. Ya evet ben değil mi? Gerçekten de öyle bir tabiatım var yani. Hakikaten Arif çok iyi ve çok güvenilir biridir. Ya arkadaşlar tamam da iyice reklama girmeye başladınız. Utanıyorum yani. Bahar'cığım biz kaçalım mı? Ya Arif'ciğim benim çok acil bir işim çıktı. Yarın görüşsek olur mu? Bak bu kadar önemli olmasaydı iptal etmezdim randevumuzu. Ne demek ya olur mu öyle şey? Senin için önemliyse bir şey benim için de önemlidir değil mi? Ben beklerim sorun değil yarın da olur yani. O zaman ben izninizi isteyeyim. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Arif'in gerçekten çok iyi bir ailesi varmış. Hadi bakalım. Oh oh oh. Hadi bakalım. Oh oh. Tekrar görüşelim. Hoşçakalın. Arkadaşlar, bu kızı benim gözüm tuttu ya. Vallahi çok hanım hanımcık ve tatlı dilli bir kız. Tebrik ederim Arif'im tarifim. Bu kez turnayı gözünden vurmuşsun. Çok güzel bir kız lan. Vallahi yenge herkesin gönlünü fethetti ya. Arif oğlum, bak Nuri baban olarak emir veriyorum. Bu kızla evleneceksin yoksa iki elim yakandadır ha. Öyleyse ben bir yüzük alayım geleyim hemen ya. Ya dur oğlum hemen demedik ya. Allah Allah. Otur. Pardon baba. Abi bir dakika durun. Televizyonda soygun falan değil. Ben şunun bir sesini açayım. Sayın seyirciler, bir kuyumcuya müşteri gibi giren dört kadın bir yandan kuyumcuyu oyalarken kaşla göz arasında altın tablasını çaldı. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu memleketin çivisi çıktı vallahi ya. Boyunuz devrilsin ya. Yani emeğin, alın terinin böyle resmen alınıp kaçırılışını görüyorsunuz çocuklar. Hayır, kadınlar böyle pis suçlara nasıl alet oluyorlar anlamıyorum. Ne yapacaksın Leyla abacığım? Yani herkesin tabiatı da senin gibi, benim gibi, ne bileyim... Bahar gibi düzgün, ahlaklı değil yani. 40 bin lira civarında zinet ve kayıplara karışan sorguncuların güvenlik kamerası tarafından çekilen her şey yetiştirme meselesi kardeşim. Benim evdeki kadınları çok iyi yetiştirdim. Yani ahlaklı, çalışkan, temiz, gururlu öyle yetiştirdim yani. İşte sorguncular. Abi, Osman abi, bunlar Safiye ablanın dilekliği mi ya? İkisi kuyumcuyu oyalarken diğerleri de tezgahtan altın tablasını hızlıca alıyor. Ama nasıl olur ya? Osman aga ya, sen evindeki hatunları ne kadar iyi yetiştirmişsin. Tebrik ediyorum yani. Allah! Öldüreceğim seni Safiye Hanım, öldüreceğim. Bu defa kesin öldüreceğim. Komiserim, biz gerçekten hırsız falan değiliz. Yani aşk olsun komiserim, bunu kendime hakaret olarak addederim yani. Siz bizim hırsız olduğumuzu nasıl düşünürsünüz? İyi de Safiye Hanım, güvenlik kamerasıyla çekilmiş görüntüleriniz var. De ayrı canan, benim haberim olmadan görüntülerimi nasıl çekerler canım? Özel hayata saygısızlıktır bu. Ne diyorsun sen be? Bize şu an burada hırsız diyorlar, farkında mısın? Komiserim, bakın biz gerçekten o kadınları hiç tanımıyoruz. İlk kez o dükkana girerken gördük. Çok kötü bir iftira bu komiserim. Biz sadece kapı zili çalarız. Safiye! Safiye öldüreceğim seni, gel buraya. Şerefimi iki paralık etti. Koskoca yağlı pehlivan Osman Aga'nın karısıyla kızı hırsız çıktı. Düşünebilir misin komiserim sen ha? Düşünebilir misin? Bana bak Osman, sakin sakin durmazsan vallahi atarım bak senin nezarete ha. Karakoldasın be adam. Çok özür dilerim komiserim. Ailemden iki tane hırsız çıkınca kendimi böyle zapt edemedim yani, anladın mı? Gel buraya Safiye. Ya sen ne saçmalarsın be Osman? Sen bizi tanımaz mısın? Biz böyle bir şey yapar mıyız? Yahu biz gerçekten hiçbir şey yapmadık. Görüyor musun komiserim? Hırsızlıklarından başka bir de yalancılar bunu. Öldüreceğim seni Safiye. Al oğlum bunu götür. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim vallahi billahi. Hüseyin görür müsün başıma geleni? Akşama kahvede görüşürüz tamam mı? İstediğiniz sağlıkalı dosyasını getirdim komiserim. Bakın bakalım hanımlar. Kadınları teşhis edebilecek misiniz? Aa! De bunlar kadın mı komiserim? Şunun bıyığı var resmen. Ayıp ayıp. İnsan bir kuaföre gider canım. Koskoca emniyetin suçlular defterine konacak bu fotoğraf. İnsan kendi biraz çeki düzen verir canım. Allah'ım bırak kadınlara sakalını bıyığını ya. Biz bunu hapse gireceğiz. Sen geçmiş kılla tüyle uğraşıyorsun. Safiye Hanım, dikkatinizi resimlere verin. Tamam.
Tamam komiserim, tamam. Yalnız komiserim, bizim de resmimizi çekecekseniz benim bir makyaj tazelemem lazım. Yani ne de olsa bu deftere girecek. Hem ben resmimin öyle arka sayfaları falan konmasını da istemem. Birinci sayfada olmasını isterim. İşte bu! Vallahi birisi buydu, yemin ederim komiserim. Evet, 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 evet. Diğeri de buydu, yemin ederim ki. Hüseyin, hemen bir ekip çıkarın, bunları alıp gelsinler. Başla komiserim. Komiserim, madem ki hırsızları bulduk, bize müsaade. Bize de bekleriz çay içmeye. Hadi Dilek. Hoşça kal. Bir dakika Safiye Hanım, hiçbir yere gidemezsiniz. Yasal prosedürü işletmem gerekecek. Sizi biraz nezarethanede misafir edeceğiz. Ne? Ne kadar? 200 dolar. Çok fazla ya. Buyur kardeşim. Ya bu Arif kardeşim yeni kız arkadaşı değil mi? Ne diyor lan? Wow. Hayat kadınıymış bu. Vay benim şanssız kardeşim. Hayat arkadaşı ararken hayat kadını bulmuş. Hadi be. Vay benim şanssız kardeşim. Vay benim şanssız kardeşim. Ne demek şimdi ya? Osman, ne oluyor oğlum? Gördün mü Safiye'leri? Gördüm, gördüm. Ben sıramı sardım, şimdi sıra şeytanda. Şeytan görsün onun yüzünü. Ne oldu abi? Elin kör oldu. Tutukladılar, işini attılar. Osman abi nasıl olur? Kesin bir yanlışlık vardır. Olmaz, imkansız ya. Osman, hiç üzme tatlı canını, hiçbir şey olmayacak. Yani bir iki gün içinde mutlaka gerçek açığa çıkacak, Safiye kurtulacak. Yok kardeşim, yok. Onun gözünü bile para koymuş, tamam mı? Sabahleyin ben de para istedim. Ben de para yok dedim. O aklına koymuş, tamam mı? Hemen gitti, kuyumcuyu bile sordu. Ya Osman abi, ne çabuk vazgeçiyorsun Safiye ablalardan. Biri senin kaç yıllık hayat arkadaşın, diğeri de kızın. Yakışıyor mu sana hiç? He, Safiye yengecim soygunculuk falan yapmamıştır da. Sırf be susak! Hepiniz gözünüzle gördünüz orada. Saçmalıyorsun be. Olmaz öyle şey. Safiye öyle şey yapmaz. Bekleniyorum sana, sabret. 2-3 gün içinde gerçek suçlular çıkar ortaya. Safiye kurtulur. Ha, iyi o zaman. Tamam. Ha bu. Allah Allah. Sana ne oluyor oğlum? Akalar ben size bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya bu kadar söylemeye çekindiğin şey nedir Seyit? Şey, ben bu Arif kardeşimizin yani kız arkadaşını görmüşüm. Hepimiz gördük, gene var bunda. Biz de gördük ha buraya da. Çok hoş kız değil mi? Ya bir dakika. Şey yani bu kız. Bu kız. Hayat kadını. Yok artık, daha neler. Sen neler saçmalıyorsun oğlum? Ağzından çıkan lafı kulağın içinsin be. Bir kere o kız hiç öyle bir kız değil. Ağam, vallahi diyem, billah diyem, tillah diyem ha. İşten dönerken gördüm. Böyle arabaların yanına yaklaşıp insanlarla pazarlık ediyordu. Ağzında da sakız vardı, böyle çak kıdı çak kıdı. Üstü başı da böyle tövbe estağfurullah hafif meşref gibi giyinmişti. Ha, seni yanlış görmüşsün çocuğum. Ya belki benzetmişsindir. Yok yok, özellikle baktım yanılmayayım diye. Böyle baktım, %1500 o yani. Hay Allah ya. Bunu şimdi Arif'e söylemek lazım. Yahu ne kadar şanssız bir çocuk bu çocuk ya. Allah Allah. Haberi de yok şimdi garibanın. Tamam da böyle bir şey nasıl söyleriz Arif'e? Çok kırılır. Ben söyleyemem arkadaşlar. Bana da bakmayın. Ben de söyleyemem. Madem ki Seyit görmüş, o söylesin. Yok ağam, ben burada söylerken 9-4'üm Arif kardeşime. Mümkünatı yok söyleyemem. Tamam, Arif Kefal söylesin. O çünkü laf taşıma konusunda bayağı bir profesyonel oldu. Değil mi Arif Kefal? Evet, ben söylerim. Ya ama yüzüne karşı söyleyemem. Telefonda ararım, öyle söylerim. Arkadaşlar, bizim nedir çektiğimiz bu kadınlardan be? Benimkisi çekti, Arif'inki ise... Ne oldu ağam, yengemlere de bir şey mi oluyorsam? Hırsızlık suçlamasıyla içerdiler. Arkadaş, bir yüzümüz gülmedi ya.
Ay bu şişko karı da bizim piyasadan para kazanıyor ya. Helal olsun valla. Aa, ne der kız bu zille? Bunlar bizi de şey sandı galiba. Kız ağır hasta. Seni beğenecek salakları nereden buluyorsun bakayım? Anam bu manda kasalar çeneyle hallediyorlar o işi. Car car konuşup avlıyorlar müşteriyi. De bana baksanıza siz kokoş karılar. Sizin ağzınızı var ya böyle car diye yırtarım. Ben bugüne bugün Kleopatra gibi kadınım. Elimi sallasam 50'si karşıma böyle dizilir boy boy. Ne diyorsun sen be? Ne var be kızım? Güzelim, güzelliğimi savunmayayım mı? Bakın hanımefendiler, biz sandığınız gibi o şeyden dolayı içeri girmedik, anladınız mı? Neden girdiniz peki? Çok şükür hırsızlık bizimkisi. Aa maşallah, sizin suçunuz da çok klas suçmuş yani. Aman cüzdanlarınıza dikkat edin kızlar, aramızda namuslu hırsızlar var. Madem Bahar Hanım'ın durumunu biz Arif abicimin yüzüne karşı söyleyemiyoruz, o zaman mektup yazalım ona. Hatta sonuna da bir dost diye yazarız. Nasıl fikir ama? Saçmalama oğlum. Mektup da olur mu bu iş? Şş, Arif geleyim. Herkese merhabalar çocuklar. Osman abi yok mu ya? Herkes bir arada olsun istiyorum ben. Osman abi yok. Osman abi karakola gitti Safiye ablayla Dilek'i görmeye. Arif, bu ne kıyafet oğlum? Ne var? Bu akşam benim için çok önemli bir akşam da Nuri Baba. O yüzden böyle giyindim yani. Niye önemliymiş lan bu akşam? Ay falan mı tutuluyor Arif'im tarifim? Bilmiyorum yani ay tutulması falan var mı bilmiyorum ama birilerinin dili tutulacak galiba. Çünkü ben Bahar'cığıma evlenme teklif edeceğim. Ne? Abi ne? Olmaz. İşte ben de bundan korkuyordum. Ne oldu ya? Ne olur ki? Arif'im tarifim ya. O kızla evlenilmez ya. Niye nesi var ki? Daha yeni tanıştınız be evladım. Hani, evet yani birbirinizi daha tanımaya bile fırsatınız olmadı. He, öyle önüne çıkan ilk kızla evlenilmez. Ama şimdi Bahar dürüst, namuslu, üstelik yüksek kaliteli bir insan yani. Ve Nuri Baba da beğendi. Tabii de yani evladım. Şey demek istedim yani bu insanoğlu çiğ süt emmiştir. Ne yapacağı belli olmaz be yavrum. Olur mu ya Bahar? Bahşi kadınlara benzemez yani. Toprağım bak onu doğru söyledin. Hakikaten başka kadınlara benzemiyor. İşte ben de o yüzden diyorum Seyit kardeşim. Ben bu akşam bir evlenme teklifi edeceğim yani. Olmaz! 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 Ya niye olmaz ya? Vallahi de billahi de ben edeceğim. Yok kardeşim şimdi bak. O kız Siyah göre değil. Tamam mı? Yani bizim avratlar gibi değil yani. Niye yani Seyit kardeşim? Zeyno bacım ne kadar namusluysa benim Bahar'ım da öyle namuslu bir kız yani. Hız! Ulan benim Zeyno, o Bahar denen kadın gibi hayat kadını değil. Ne diyorsun be sen? Manyak sevdiğim kız hakkında ne biçim konuşuyorsun? Vallahi dostum dostum demem gebertirim seni ha. Ulan sen ya. Zeyno'yu verseydin kapıyı kurarsın. Hadi öldürürüm seni ya. Bir şey. Bak evladım seni üzmek istemiyoruz. Yani hepimiz büyük bir düş kırıklığına uğradık ama Seyit maalesef doğru söylüyor olabilir. Gözleriyle görmüş. Yalan söylüyorsunuz be. Hepiniz yalan konuşuyorsunuz burada. Bu Seyit de benim mutluluğumu kıskanıyor o yüzden böyle konuşuyor. Ya neyini kıskanacağım ben senin dostunum diye söyleyeyim bunu. Gel seni ben size göstereceğim. Gel kendin gözlerine gör. Haydi. Tamam gidelim yoksa hep arada kalıyorum ben de ayaklıyorum. Lan çekilin şöyle abi. Yürü yine. Yürü. Tamamdır. Yürü abi yürü. Sakin ol biraz geç. Ne haber fıstık? Yeni gönderilen kız sensin ha? Evet benim. Hiç fena değilmişsin. Güzel işler yapacağız seninle. Bak oradakiler bilir. Benim dediklerimi yapan, sözümden çıkmayan kızları memnun ederim ben. Sırtın yere gelmez. Öyleymiş, konuştum kızlarla. Pekmet ettiler seni. Aynen öyle. Bu civarda kimse sana sataşamaz. Kimse yanlış da yapamaz. Benim imayemdesin artık. Lan işte. Gözünle gör, gözünle gör. Uy. Vallahi ta kendisidir daha.
Yok ya, o değil ya. Rüyadayız biz abi. Bunlar gerçek falan değil yani. Hepimiz rüyadayız, öyle değil ya. Ne rüyası lan, ne diyorsun? Rüya görecek olsam ben seni niye göreyim rüyamda? Manyak mıyım ben? Belki bir benzeridir ya. İnsanoğlu çift yaratılmıştır derler ha. O değildir yani, bir benzeridir. Ya Arif'im tarifim, kabul et işte. Bu kız o kız. Of. Ulan niye hep ben ya? Niye hep geliyor beni buluyor ya? Oysa ki ben sevdim onu yani. Kaşını, gözünü, her şeyle sevdim. Abi buyur, yardımcı olalım. Ben bir kadın istiyorum. Hemen abi. Şenay. Yok onu değil. O kadın istiyorum. Abi vallahi maldan anlıyorsun. O kız da yeni geldi. Şu ileride solda otel var. Hemen oraya çekelim. Geç. Bir müşteriyle anlaştılar. Gidiyorlar galiba. Yürü Seyit, yürü. Bir çift lafım olacak benim o bahara. Yürü, yürü. Arif'im tarifim. Yapma ya. Bak burada tecrübeli bir abin konuşuyor. Tecrübe konuşuyor. Yani vazgeç bu kızdan. Daha çok acı çekersin. Yok abi, yok. Arif'in duygularıyla böyle oynanmaz. Bir Arif kolay kolay yetişmiyor memlekette. Yürü abi sen, yürü. Sür lan Seyit. Gidelim o zaman. Bunca işi çok zor be. Bunların sigortası da yok değil mi? Ya ne diyorsun sen ya? Bazen gerçekten uzaydan geldiğini düşünüyorum senin. Bu ne biçim müessese kardeşim? Küçücük bir baltayı içeriye sokturmadınız. İçeri baltayla mı girmeye çalıştın? Evet. Ay buradan kurtulmanın başka yolu yok mudur Osman? Demir parmaklıkları kesmek için mi getirdin baltayı? Sizi kesmek için getirdim. Osman'ım benden nasıl şüphelenirsin? Ben bugüne kan namusumla yaşadım. Kimsenin paracıklarına yan gözle bile bakmadım. Kimsenin parasına bile yan gözle bakmazsın ama altınlarını görünce diye alır götürürsün değil mi? Delirttin beni Safiye, öldüreceğim seni. Öldüreceğim, Ya saçmalama, ne yapıyorsun? Öldürecek misin annemi? Evet, öldüreceğim. Safiye, bana kalırsa sen bu hırsızlıktan buradan 15-20 senede zor çıkarsın, tamam mı? Ben küçük kızları heba etmemek için aklıma ne geldi? Ben evleneceğim. Ne? Sen ne söylersin Osman? Başbaya, evleneceğim işte. Osman bunu bana nasıl yaparsın? Benim üstüme nasıl evlenirsin? Bırak beni be, bırak! Sen yaparken de iyi miydi yani? Ben iki saat eve geç kalsam hemen telefon edersin o çöp çatan ayrı memlekete. Beni evlendir, koca bul bana diye. Ha? Ben de evleneceğim. Kızları sersemil etmeyeceğim küçükleri. Babacığım biraz mantıklı olabilir misin? Ben mantıklıyım işte. Mantıklı olduğum için evleneceğim. Haydi bye bye. Onu var ya ellerimle öldürürüm. Buradan tünel kazar kaçarım, yine öldürürüm. Kleopatra Hanım, ne üzülüyorsun? Hani elini sallasan ellisiydi. Sallarsın artık elini. Bana baksana sen paço. Sen ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Abi parayı peşin alıyoruz. $100. Eyvallah. Sen de abimizi memnun et, tamam mı? Eyvallah. Her şey kuşuna gitti bari. Hemen komiseri ara. Komiserim içerideyiz. Kadın satıcısına seri numarası alınmış parayı verdik. Şu an üstünde. Anlaşıldı. Biz dış kapıyı tuttuk. Kızların çoğu da Beylerbeyi'ndeki otelde tutuluyor. Oraya da eş zamanlı baskın düzenlensin komiserim. Adamı şüphelendirmeden alın, dışarı getirin. Anlaşıldı komiserim. Ya neredeler acaba? Neredeler mi? Ha bu adama bir soralım. Ya gel buraya gel. Kimseye bir şey sormak yok. Nasıl olsa bu lanet işini bitirip buraya inmeyecek mi? Bu merdivenin başında bekleriz. Doğru diyorsun Arif'im tarifim. Zaten otelde asansör de yok, mecburen merdivenden inecekler. Ama bana bak, olay çıkartmak yok. Bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Yok abi ya, ne yapacağım? Hiçbir şey yapmam. Lanet olsun ya. Bu süre yeter. Hazır mısın? Hadi. Hızlı çıktı bu delikanlı. Biz onun hızına yetişiriz, merak etmesin. Melekşah Hanım da ne zaman istersen emrinde delikanlı. Eyvallah, sık sık gelirim artık. Heh,
gelirler. Gelirler, geliyorlar. Nasınlar, nasınlar? Arif! Yazıklar olsun sana be. Sana inanmıştım, sana güvenmiştim. Temiz bir kıza benziyordun. Madem böyle bir mesleğin vardı, neden benim duygularımla oynadın ha? Ben seninle evlenecektim Bahar. Bahar mı? Bahar da kim? Ne oluyor burada? Yoksa polis mi? Dur! Ya kahretsin! Abi! 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 Bırakın beni! Bunlarla alakam yok benim! Öyle mi? Öyleyse bu seri numarası alınmış $100 cebinde ne işi var? Götürün şunu. Al şunu. Ya sen polis miydin ya? Evet Arif. Bir fuhuş çetesini çökertmek için hayat kadını kılığına girmiştim. Yapma ya. Sayende operasyon mahvoluyordu Arif. Teşekkür ederim. Ama Bahar ben sandım ki... Bak Arif. Başta bana hoş ve sevimli geldin. Ama her şeye burnunu sokan, her şeye ayak bağı olacak birini benim mesleğim kaldırmaz. Bir daha sakın beni arama. Arif'im tarifim. Üzülme kardeşim. Sakin ol. Abi beni lütfen bir yalnız bırakın ya. Seni nasıl bırakırız Arif? Gel Arif'im gel ya. Helak ettin kendini. Telef ettin ya. Nereden bilecektin kızın polis olduğunu abi? Boş ver. Ya ne oldu ya? Ne olacağı var mı? Hayat kadını sandığımız kadın meğerse polismiş. Fuhuş çetesini çökertme operasyonu için okula girmiş. Anlayacağın Arif ile bütün köprüler yandı bitti kül oldu. İnanmıyorum Arif ya. Boş ver üzülme. Zaman her şeyin ilacıdır. Ya oğlum Leyla abicim. De ben Bahar gibisini bir daha nerede bulacağım ya? Şey değil içimdeki şehri de kaybettim yani. Arif sen kaybettin ama dünyadaki milyonlarca kadın senin gibi bir romantikle bir gün bir yerde karşılaşma umudu kazandılar oğlum. Sağ ol Nuri Baba ya. Yine biz olsun içim rahatladı ya. Ağam bir gelişme var mı? Var. O iki susak, hırsız cezalarını çekecekler. Ya durum bu kadar umutsuz mu? Asıl umutsuz olan benim be. Bu saatten sonra ben ne yapacağım yalnız kaldım? Ben o iki tane küçük ikize nasıl bakacağım? Nasıl çamaşırlarını yıkayıp nasıl yedireceğim onları ben be? Ha? Ne yapacağım ben? Aklıma koydum. Beyam hali hızla hemen evleneceğim. Şaka değil mi bu? Ya neler saçmalıyorsun Osman ya? Aptallaşma. Dur, sabret. İki gün bekle. İki gün değil, iki saat bile bekliyorum. Arayacağım o çöp çatan aileyi. Bana bir kadın bulmasını sağlayacağım. Evleneceğim. Haydi. Tövbe tövbe ya. Niye açma bu kadını ya? Ayvi abla. Ben Osman. Hangi Osman olur mu be? Pehlivan Osman. Osman Şentür. Bana bir karı lazım. Yok be onun için değil canım. Evleneceğim, evleneceğim. Elinde var mı bile bir şey? Ha? Yok, olmaz Ayrı abla. Safiye gibi istemem ben. Öyle para göz istemem, tamam mı? Var mı elinde bile bir şey? Ha? Tamam o zaman. Hemen bu organizasyonu yap. Akşama bize gelin, tamam mı? Hadi, görüşürüz. Bye. İşte burada. Leyla. Biz bu durağın tabelasını değiştirelim kızım. Akasya durağı ya, Akasya tımarhanesi yapalım. Lan aranızda bir tek akıllı yok mu be? Hah Sinan, bu görücülük meselesi için bana bir büyük lazım. Sen gelir misin? Ben. Nuri Baba var. Nuri Baba olmaz. Nuri Baba taş koyar. Ramazan Baba var. O da olmaz. O kafayı yedi. Sözüm meclisten dışarı. O da kadına iş koyar. En iyisi sen gel. Akşama takımlarını giy bile falan gel tamam mı? Tamam. Ben takımımı giyer gelirim. Bu şamatayı kaçıracak değilim Osman Aga. Yaşım senden büyük değil ama zeka yaşım senden bayağı bir büyük. Kendi ağamız olduğu için söylemiyorum ama Osman Aga gerçekten çok aga bir insandır. Yani bulunmaz Hint kumaşıdır. Ayrıca pehlivandır hem de yağlısından pehlivandır. Ha geldi işte. Buyurun anneciğim. Sağ ol. Buyurun anneciğim. Bir şey yapmayız değil mi? Yok yok her şey yolunda sen merak etme sen bana güven gerisini merak etmesin.
Efendim, Osman Aga'nın işi vardır. İşi gücü vardır yani. Sonra içkisi, kumarı yoktur. Hazır iki tane de kızı var. Bakın ne kadar sevimliler değil mi? Tam böyle mıncırmalık ikisi de. Maşallah, maşallah. Vallahi bizim kızımız da mutaassıp, namuslu ve becerikli bir kızdır. Ona da maşallah, ona da maşallah. Sonradan hırsız falan çıkmaz değil mi? Safiye de baştan çok iyiydi ama bir gün benden para istedi, vermedi. Gitti kuyumcu soydu. Merak etme Osman Aga, hanımefendinin değiştirme kartını yanında vereceklermiş. Bir şey olursa değiştiririz artık. Allah'a şükür yapmaz öyle şeyler, kefiliz kızımızın ahlakına. Ah ne güzel, bak iki tane de kefil var, bu iş tamamdır Osman Aga. O zaman düğünü hemen yarın yapalım. Tabii, hemen yapalım. Tamam, yapalım, niye yapmayalım ki? Kızlar için de iyi olur. Baksanıza bir gün anasız kaldılar, ikisi de telef oldu zavallıcıklar. Ya zor vallahi kardeş, yazık. Peki sizin evlilik ne olacak? Ben zaten onu boşayacağım yani. Şimdi ilk önce imam nikahı yapalım, sonra bir gün Allah kısmet ederse resmi nikah yaparız. Hadi o zaman bağalım. Hadi bağalım. Hadi bağalım. Ne? Osman evlenir mi? Vallahi doğru anladın Safiye yengeciğim. Yani senin anlayacağın üstüne kuma geleyim. Vallahi benim azgın taki eniştem bugün nikah kıyar, haberin olsun teyzem. Ay boyun posun derisin hem Osman. Kleopatra gibi karın dururken burada, sen git başkasıyla evlen. Allah'ım ben ne manyak bir ailedeyim ya. Babam hapse giriyor, annem evlenmeye kalkıyor. Sonra annem hapse giriyor, babam evlenmeye kalkıyor. Ya sizin aranızda ben kafayı yiyeceğim. Allah'ım ya Rabbim, ne olur buradan kurtulmam için yardım et. Bir Osman'ı öldüreyim geleyim ya Rabbim. Amin. Gözünüz aydın Safiye Hanım. Gerçek suçluları yakaladık. Suçlarında itiraf ettiler, serbestsiniz. Aç şey. Ay Allah'ım ya Rabbim, ne kadar çabuk cevap verdin duama. Sağ olasın. Aç Hüseyin, aç. Osman evlenmeden yetişmemiz lazım. Koş koş koş. Ay. Sağ olun komiserim, sağ olun. Hadi buradan. Sola doğru gider mi hiç? Ya Osman sen deli misin kardeşim ya? Nereden çıktı bu evlilik? Safiye suçsuz. Çıkacak gelecek. Safiye dünyanın en akıllı, en namuslu, en düzgün, en güvenli, en gururlu kadınıdır ama işte. O zaman kendi ağzında söylüyorsun bak iyidir diye, niye böyle yapıyorsun? Üledir ama kızcağızım parayı görünce bile nevri döner. Kendini yaktı, dileği de yaktı. Ben evleneceğim. Tamam. Maşallah birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi? Ay anne saçmalama Allah'ını seversen ya. Bir kere Osman abi Safiye'ye çok ayıp ediyor. Ayol ben de birbirlerine yakışıyor derken onları kastediyorum. Birine bir şey oldu mu öteki evlenmeye kalkıyor ayol. Ya Şazımet ablam doğruyu söylüyorsun. Yani tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Osman Aga'nın mürüvvetinde gördüm ya, artık ölsem de gam yemem. Ben bunu sünnet düğününde görmüştüm. Ya benim kendi düğünümde oynamam gerekirken geldik nerelerde oynuyoruz oğlum, Allah Allah ya. Abi kardeşim öyle ateş mateş etmeyin ya. Damat yaşlı, ölür mölür bir şey olur, kalp krizi geçirir ya. Osman! Allah! Buyurun. Alçak Osman! Safiye! Delikanlı hapiste kaçmış. Sinan hemen polisi ara, polisi ara. Hoş geldin Safiye. Gerçek suçlular yakalandı baba. Bizi de serbest bıraktılar. Bizi de. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Osman demek benim üstüme evlenirsin ha. Kusura bakma yani düğününe yetişemedim ama kısmet cenazeymiş. Ayrola, kimin cenazesi var, kim öldü? Senin cenazen Osman. Sen benim üstüme nasıl evlenirsin? Ben seni başkasına yar eder miyim? Ya benimsin, ya benimsin. Anne. Ya da toprağın. Yolla!
yolla, gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler, akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlan biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, akasya yollar, sarı melekler. Buyurun akasya durağı.